VPF'de elips sınıfını inceliyoruz. Elips sınıfı ekranda yatay ve yuvarlak şekilde şekiller çizmemizi yarayan, yani bildiğimiz elips şekiller oluşturmamızı yarayan, bunların renklerini, içeriklerini ve kenarlıklarını düzeltmeye, işte istediğimiz renklere uyarlamaya ve benzeri birçok özelliği olan, ama ana özelliği zaten adından da anlaşılacağı gibi elips oluşturmaya yarayan bir sınıftır. Şimdi bununla ilgili 3 farklı örnek yapacağız. Öncelikle birincisi temel, elipsin temelini inceleyeceğiz. Ana yapısı nedir, nasıldır? Daha sonra bir detaylı bir uygulama yapacağız. Biraz daha içerikleri geliştireceğiz ve en sonunda da CS, yani C Sharp kodu ile bu CS'i oluşturmayı öğreneceğiz. İlk olarak ilk iki örneğimiz XAML ile bunu gerçekleştirmek olacak. Öncelikle elipsimiz nasıl görünür, buna bakalım. Bunun için app XAML içerisine giriyorum. Evet, main window seçili. Bunu değiştiriyorum ve elips basic yaptım. Çalıştırdım. Şu şekilde bir görüntü var. Gördüğünüz gibi elips şeklinde bir daire diyebiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle elips basic içerisine geldim ve burada görüldüğü gibi grid içerisinde bir elips oluşturuyorum. XML tabanlı olarak bu XAML yapısı içerisinde bir elips oluşturdum. Bunun genişliğini 250 olarak belirledim ve yüksekliğini de 150 verdim. Mesela yüksekliğini biraz daha artırırsak ne olur? 250 yaparsak gördüğünüz gibi bu sefer elips değil bir daire oluştu, bir yuvarlak oluştu diyebiliriz. Bunu eski haline getirip daha sonra 100 yaptım ve daha yatay bir, daha basık bir elips oluşturdum. Fill özelliği ise bunun içerik rengini belirtir. Yani ben içerisinin altın renginde olmasını istedim. Bu nedenle gold yazdım ve içeriğinin altın renkte olduğunu görüyoruz. Stroke ise bunun kenarlıkları, bu kenardaki yuvarlak daireyi oluşturan çizgi, onun rengi denebilir. Bunu da black, yani siyah olmasını istedim. Mesela gray yapıyorum. Şimdi de gray oldu. Çalıştırıyorum. Bu sefer daha şeffaf ve güzel bir görüntü oluştu aslında. Bu şekilde kalsın. Stroke thickness bu kenarlıkların kalınlığını belirtir. 6 yapıyorum. Daha kalınlaştı. 9 yaptım. Daha da kalın oldu. Bu şekilde 2 ile daha ince mesela. 1 ile daha da ince. 3 yaparsak biraz daha belirgin oluyor. Bu en temel halidir elipsin. Bundan sonra bir sonraki örneğimizde ise main window içerisinde şu şekilde bir başka örnek yapıyoruz. Bu biraz daha detaylı, iç içe farklı özellikleri var. Şimdi main window açıyorum ve bunun XAML kısmına giriş yapıyoruz. Şu şekilde tam görünmesini sağlayayım. Burada bir elipsimiz var. Gene bir önceki örnekte olduğu gibi elips XAML içerisinde elips açtım. Ancak bunu içerisine farklı elementler ekleyecek şekilde yapıyorum. İçerisinde elips.fill adında bir yeni tag oluşturuyorum burada. Bu özelliğini kullanmam gerekiyor. O yüzden elipsi açtım ve elipse özellik olarak margin özelliğine soldan 25, yukarıdan 35, sağdan 25 ve alttan 35 olmak üzere 4 parametreli marginini veriyorum. Burada name olarak da digi ellipse belirledim. Ben bunu programlama tarafında, CS tarafında
yani .NET tarafında kullanma özelliğe ihtiyacım olacak. Bu nedenle DigiEllipse ismini verdim ve stroke olarak da black, yani bu etrafındaki siyah halka demiştik az önceki temel özellikte. Ona da black verdim. Mesela bunu da gray yapabilirim. Bu şekilde de olabilir. Bunu tekrar black haline getiriyorum. Ve stroke thickness, bunun 3 olmasını istedim. Bunu da 2 yaptığımda daha da inceldiğini gördük. Şimdi bunun içerisinde ellipse nokta fill adında bir yeni özellik oluşturuyorum. Bu ne anlama geliyor? Bildiğiniz gibi bunun içerisinde fill, bir önceki özelliğimizde, bir önceki örneğimizde fill içerisinde gold vermiştik ve bunun içeriğini oluşturmuştuk. Şimdi burada ellipse nokta fill diyerek fill özelliğinde, yani bu içeriğindeki renge ben özel bir gradient brush, yani yeni bir brush fırça oluşturmak istiyorum. Yeni bir renk. Bunu da linear gradient brush ile gerçekleştireceğim. Burası bu içeriğindeki yukarıdan siyah olarak başlayan, altta biraz beyaz ile karışıp gri renkte inen bu rengi belirleyen kısımdır. Bu linear gradient brush. Bunun start point özelliği var. Burada double bir veri var. Bunun ne anlama geldiğini öğrenmek için en iyi yöntem denemektir. Burada 0.5 ile başladığımız zaman tam yukarıdan aşağı doğru inen bu özellik 6 yaptığımda biraz daha sağ çapraza kayıyor ve 7 yaptığımda daha da çaprazdan eğim alıyor diyebiliriz. Burada mesela ikinci parametresini 1 yaptığım zaman tamamen ekran siyah oluyor. Biz burada kendi istediğimiz linear brush'ı oluşturmak için 0 yapıyoruz. Ve end point de aynı şekilde, mesela 8 yapıyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafa bu end point, diğeri start point'ti, bu end point. Bu sol taraftan aynı şekilde mail alıyor. Ben bunu da 5 yapıyorum ve ortalandı. Gördüğünüz gibi bunu da yükselttiğim zaman, bunun ikinci parametresini yükselttim mi, bu sefer yukarıdan aşağıya doğru o end point, mesela end point anlamı şudur. Start point bu taraftaki karanlığı, siyah tarafı belirlerken end point de bunun bitiş tarafını, yani rengin yukarıdan aşağı başlanmış olan rengin bitişini temsil eder. Ben bunu 1.5 yaptığım zaman bu meyli, alt taraftaki gölgeyi biraz daha kısaltıyor. Yukarıda yoğunluğu artırıyor. Ancak ben bunu 3.5 yaptığım zaman gördüğünüz gibi neredeyse simsiyah. Bu alt tarafta bir gölge var. Bunu sağlıyor diyebiliriz. Mesela 3.0 2 nokta şu şekilde, tam belirgin olması için 1.8 yaptığımda aradaki farkı görebiliyoruz. İçerisinde gradient stop var. Bu da son bitiş, işte bu içerindeki renkleri belli ediyor, belirtiyor diyebiliriz. Black ve white kullanılıyor. Yani siyahtan beyaza doğru bir gradient stop oluşturuyor. Bundan siyahtan beyaza doğru gelmesi gerektiğini bildiriyoruz kısacası. Bunun da değerlerini, offset değerini verdikten sonra buradaki işlem tamamlanıyor. Bunu çalıştırdığımda da bu şekilde bir görüntüye sahip elipsimiz oluşmuş oldu. Şimdi bunun zaman kaybetmeden CS tarafına bakalım. Bu CS ile nasıl yapacağız bunu? Bunun için de farklı bir örnek yaptık. Burada gördüğünüz gibi XAML tarafında herhangi bir XAML kodu yok. Ama ben bunu çalıştırıyorum. F5 ile gördüğünüz gibi orada bir
kod var. Yani bir elipsimiz var orada. Ama XAML tarafında değil. Peki nerede? Sağ tıklıyorum. View code diyorum. Ve burada bakıyoruz. Ellipse CS code. Bu ekranı oluşturan metodumuzun altında this.loaded eventini tetikledik. Ve bunun içerisinde de, yani form load olurken ellipse oluştur şeklinde bir metodun çalışmasını istedim ben burada. Onu da hemen altında tanımladım. Burada yapmak istediğimiz şu: ekrana XAML kullanmadan CS tarafında, C Sharp tarafından bir ellipse yerleştirmek. Bunun için öncelikle burada bir gridimiz olmalı ve gridin de adını verdim ben. Name olarak layout root verdim. Çünkü buna ekleyeceğiz. Parametre olarak bu layout root'u kullanacağız. CS tarafında bir ellipse oluşturuyorum. Ellipsin adı gray rectangle. Bu gray, gri bir rectangle, bir gri bir ellipse oluşturmamı sağlayacak. Oluşturduktan sonra bunun height, yani yükseklik değerine 200 veriyorum. Gray rectangle nokta width diyerek bunun 300 genişliğinde olmasını istiyorum. Gri ve siyah fırça, yani brush oluşturma işlemine bakalım. Şimdi burada da arka planda gördüğünüz bir siyah ve gri elips vardı. Bunun iki adet farklı rengi var. Birisi gray, yani gray, yani gri. Diğeri ise siyah. Bunun ikisi de solid color brush sınıfından türeyecek ve gray brush oluşturuyorum bir adet. Gray brush nokta color diyerek bu brush'a, yani fırçaya, color özelliğine colors nokta gray'den gri rengini atıyorum. Daha sonra solid color tekrar bir color brush oluşturup bunun da adını black brush yapıp siyah brush, yani fırça, bunun da color rengine colors nokta black diyerek siyah rengini atıyorum. Ne işimize yarayacak bu? Elipsin kenar kalınlığı ve rengi. İşte şimdi işimize yarayacak. Çünkü gray rectangle, yani yukarıda oluşturduğumuz elipsin stroke thickness, yani kenar kalınlığı özelliğini 3 verdim ben. Kenarı 3 birim kalınlığında olsun. Ve bu rectangle'ın stroke, yani iç, düzeltiyorum, kenar rengi, bu stroke thickness 3 vermiştik. O kalınlığının kenar rengi black brush, yani siyah olsun. Yukarıda black verdik çünkü o brush'a. Daha sonra bu rectangle'ın fill, yani içeriğinin rengine ise gray brush veriyoruz. Yani gri rengini. Daha sonra da bu XAML tarafında layout root vermiştik grid'in adına. Onun children.add metodunu kullanarak gray rectangle veriyoruz ve ekliyoruz ekrana. Tekrar çalıştırdığımızda kenarlar 3 thickness özelliğinde, biriminde, içeriği gri ve yükseklik genişlikte bizim istediğimiz gibi.